bu tarafa doğru gidin diyor. Ha, herkes izler izlemez ayrı. Ama genelde yol gösterene, yön gösterene tabi olmak nihayetinde kaybolmayı da önler, onu da unutmamak lazım. Sayın Bakan, sizin başkanlığınızda çok önemli bir çalışma var, istihdam paketi. Ancak daha paket açıklanmadan üzerindeki ayrıntılar belli oldukça üzerinde tabii çok fazla eleştiri olmaya başladı. Özellikle kadın istihdamına dair birçok kuruluş kadın istihdamına yer vermeyeceğini bu paket çerçevesinde yapılan pozitif ayrımcılık nedeniyle söyledi. Birincisi, bunun önüne nasıl geçeceksiniz? İkincisi de doğum oranını artıracak mı? Çünkü 2050'de Türkiye'yi yaşlı bir nüfus bekliyor. Şimdi bizim demografi trendlerine baktığımız zaman, yani nüfusumuzun artış hızı, genç nüfusumuzun toplam nüfusumuza oranı, bu trendlere baktığımız zaman eğer hiçbir şey yapmazsak maalesef olumsuz bir seyir var orada. Yani gittikçe yaşlanan bir nüfus, hatta belli bir noktadan sonra artış hızı duran bir nüfus, yani sabitlenen bir nüfus. Şimdi bu tabii Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir risk. Nüfus bir güç. Yeter ki o nüfus iyi eğitimli olsun, iyi yetişmiş olsun. Tabii sadece sayılar değil, o nüfusun niteliği de çok çok önemli. Ona da çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi böyle bir tabloda bizim Türkiye'de ailelerimizin daha fazla çocuk sahibi olmasını biz çok kritik, stratejik bir olay olarak görüyoruz. Ve baktığımızda maalesef şu anda Fransa'daki doğurganlık oranı Türkiye'nin üzerine çıkmış durumda. Yani Fransa gibi bir gelişmiş Avrupa ülkesinde. Ha, çok çok düşmüştü orada. Fakat alınan tedbirler sayesinde, yoğun bir çalışma sayesinde, ki bu hemen de sonuç vermiyor. Yani yıllarca sürdürülen bir çabanın sonucunda sonuç veriyor. Fransa'da nihayet şimdi doğurganlık oranları artmaya başladı ve Türkiye'yi de geçti. Tabii biz bir bakıma Avrupa'nın eskiden yaşadığı sendroma doğru giderken Avrupa artık uyandı ve farklı bir çizgi istiyor. Dolayısıyla bizim o Avrupa'nın düştüğü hataya daha düşmeden, bir bakıma daha zenginleşmeden nüfusun durgunlaşması gibi bir tablo son derece riskli Türkiye açısından. Bu Türkiye'nin dünyadaki ağırlığını etkiler, bölgedeki etkinliğini etkiler, ileriye doğru ekonomik büyüme potansiyelimiz, her şeyi etkiler. Şimdi bizim üzerinde aslında çalıştığımız istihdamla ilgili pek çok konu var. Hatta dün Sayın Başbakanımızın açılışını yaptığı, Çalışma Bakanımızla beraber katıldığımız bir konferansta, ki ona çalışma meclisi deniyor, bugün de devam ediyor. İstihdamla ilgili pek çok kritik konu masaya yatırılıyor. Hı hı. İşte bu özel istihdam büroları olsun, kıdem tazminatı meselesi olsun, esnek çalışma modelleri, bütün bunlar detaylı bir şekilde masaya yatırılıp tartışılacak. Bugün ve dün o tartışılan konular ayrı bir çalışma alanı. Ama öte yandan bizim daha önce çalıştığımız, özellikle ailelerin daha çok çocuk sahibi olması, ama bunun yanında da kadınların iş gücü piyasasından uzaklaşmaması, hatta iş gücü piyasasına girmeye devam etmesiyle alakalı bir paketimiz var. Zaten bu paket sadece çocuk sayısını çoğaltalım da ne olursa olsun değil kesinlikle. Yani bunu yaparken dediğim gibi kadınların da iş gücü piyasasına katılım oranının artmasına devam etmesini sağlayacak bir anlayış. Yani burada hem çocuk sahibi olmak ama hem de işten kopmamak, çalıştığı iş yerinden, mesleğinden kopmamak. Bunu pek çok sivil toplum kuruluşuyla ve bu konuda uzman kişilerin görüşlerini alarak çalıştık. Nihayetinde ilgili bakanlarımızla beraber ele aldık. En sonunda Sayın Başbakanımızın başkanlığındaki bir toplantıda çalışmalarımızı anlattık. Bunu çok yakın, herhalde birkaç hafta içerisinde açıklarız diye düşünüyorum. Ama istihdam deyince bu sadece bu çocuk sayısı ve kadınların istihdam konuları değil, daha geniş bir çalışma var şu anda elimizde. Ama diğer alanlarla ilgili henüz nihai kararları vermiş değiliz. Yani o hassasiyet bu çalışmada mutlaka var. Şunu da ben ifade edeyim. Son 4 yılda özellikle Türkiye'de 5 milyon ilave istihdam oluştu. Yani Türkiye'de çalışan sayısı 5 milyon arttı. Ama iş gücüne eklenenlere baktığımızda kadınların iş gücüne girişte çok ciddi artış görüyoruz. Mesela son 1 yılda iş gücüne yeni girenlerin %49'u kadın. Yani toplam aşağı yukarı 1 milyon kişi iş gücüne katılmış. Bunun %49'u kadın, 51 erkek. Yani bu Türkiye'nin tarihinde ilk defa kadınların bu kadar çok iş gücüne girdiğini görüyoruz. Bu da tabii genel olarak hem ekonomimizin yapısı açısından hem verimlilik açısından son derece önemli bir gelişme. Yani bu genel trendleri, olumlu trendleri korurken daha çok çocuk sahibi nasıl olabiliriz?
O ikisini dengeleyen güzel bir paket. O konuda bizim hiç endişemiz yok. Sayın Bakan, birkaç hafta içinde açıklanacak dediğiniz zaman ne zaman meclise gelir ve ne zaman meclisten geçer? Şimdi meclisin takvimi tabii henüz netleşmedi. Meclisin şu anda gündeminde... Seçim dediniz, yerel seçim. Yerel seçim. Tabii yani mutlaka ondan önce bunların hepsinin bitmiş olacağını biz düşünüyoruz. Aynı paket... Hatta yerel seçimden önce birkaç ay parlamentonun çalışamayacağını da dikkate aldığımızda. Hı. Çünkü seçimler yaklaşınca milletvekillerimiz ister istemez hemen memleketlerine gidip kendi adaylarını desteklemek için çalışmaya başlıyorlar. Dolayısıyla yani Ocak ayından sonra meclisin çalışmasını ben zor görüyorum doğrusu. Yani o tarihlere kadar bitiririz diye ümit ediyorum. Ocaktan önce bitecek o zaman. Öyle tamam. Sayın Bakan aynı paketin içinde dündeki çalıştayda da yer aldı. Kıdem tazminatı ve Başbakan da kıdem tazminatı konusunda sendikalara uzlaşın çağrısını yaptı. Hı hı. Fakat sendikalar arasında şu an itibariyle bir görüş birliği yok. Yani seçime gidilen bir ortamda siz de söylediniz. Hı hı. Kıdem tazminatı konusunda bir değişiklik yapabilecek misiniz? Şimdi kıdem tazminatı şöyle bir konu. Bizim sendikalı... işçi sayımız maalesef çok çok düşük. Yani işçi sendikalarımızın tamamının toplarınıza şu anda tam rakamlar önemli değil ama yaklaşık herhalde bir 800 bin civarında artı eksi olabilir bir üyesi var sendikaların. Türkiye'de sendikası çok ciddi bir kitle var. Ve genelde baktığımızda sendikalı işçilerin ağırlıklı olarak kamuda olduğunu ya da büyük kurumsal özel sektör kuruluşlarında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yani kamuda çalışan işçilerin ya da büyük kurumsallaşmış özel sektörde çalışan işçilerin zaten kıdem tazminatı problemi yok. Yani bir bakıma sendikalar kendi üyelerine bakıyorlar ve kendi üyeleri zaten alıyor kıdem tazminatı. Niye bununla uğraşıyorsunuz ki diyorlar haklı olarak. Ama öte yandan sendikası çok ciddi bir kitle var Türkiye'de. Ve bizim istatistiklerimize baktığımızda kıdem tazminatı hak eden işçilerin bugün maalesef sadece %10'u bunu alabiliyor. %90'ı alamıyor. Ama %10 da daha çok sendikalı işçiler. Dolayısıyla sendikalar diyor ki buna hiç dokunmayın çünkü bizim problemimiz yok diyorlar. Biz de diyoruz ki doğru sendikalı işçilerden fazla problem yok. Ama Türkiye'de sendikasız o büyük kitle %90 kitle bunu alamıyor. Dolayısıyla o %90'lık kitlenin de kıdem tazminatı hakkından yararlanabilmesi için, bu kıdem tazminatını alabilmesi için mutlaka farklı formüller, farklı modeller bulmak zorundayız. Aksi halde büyük bir adaletsizlik var. Yani sendikalı işçilerin çoğunlukla alabildiği, sendikaların da çoğunlukla alamadığı bir yapıda sadece %10'u düşünerek biz adım atarsak hükümet olarak adil de davranmamış oluruz. Dolayısıyla bu konuda ben makul bir orta yol bulunabileceğini düşünüyorum. Onu Çalışma Bakanımız ağırlıklı olarak konuşuyor, sendikalarla konuşuyor, işveren kesimiyle konuşuyor. Burada tabii işverenlerimiz için de bir yüktür bu kıdem tazminatı. Onların ödediği bir rakamdır. Kamu tarafında sorun yok. Zaten devlet kimin ne hakkı varsa hemen ödüyor, problem yok. Bir tek bu alt işverenlikle çalışan işçilerde, part-time çalışan ya da mevsimlik işçilerde şu anda yine kıdem tazminatı ile ilgili sorunlar var ama yeni düşündüğümüz modelde bunlara önemli ölçüde yeni çözümler üretiliyor. Yani ben ümit ederim ki buradaki her kesim yani işveren kesimi de sendikalarda çalışanlar da sadece kendi perspektiflerinden değil tüm Türkiye ve tüm çalışanlar perspektifinden bu meseleye bakarlar. Bu çalışmada yine yerel seçimlerden öncesine yetişir mi Sayın Bakan? Ya bizim arzumuz çok hızlı bir şekilde bunları tamamlamak ama tabii burada yani belli bir mutabakat çerçevesine ulaşmak da bizim için son derece önemli. Ha, şunu diyorsak yani %90 bu kıdem tazminatı almamaya devam etsin bize ne gibi bir tutum içerisine girmek istiyorsak artık o da tabii her tarafın iyice düşünüp bir de vicdanen değerlendirmesi gereken bir konu. Sayın Bakan çok fazla tartışıldı ama bir kez daha sormamızda yarar var. Gezi olaylarının ardından Cumhurbaşkanı da Amerika'da önemli bir değerlendirme yaptı. İlk aşamada çevre bilinci ve demokrasi açısından önemli gördüm bu eylemi ama daha sonra farklı marjinal grupların etkisinde gelişti dedi. Gezi'nin Türk ekonomisine etkisi ne oldu? Bu merakla bekleniyor. Yani net sonuçlar ne oldu? Rakamsal sonuçlar ne oldu? Ve tabii uluslararası temaslarda sizin karşınıza bu bir argüman olarak geliyor mu Sayın Bakan? Tabii bu Gezi Parkı'ndaki o sadece çevre kaygısıyla başlayan protestolar daha sonra çok farklı şekil aldı maalesef. Pek çok yasa dışı, illegal örgüt işin içine girdi. Çok ciddi şiddet meydana geldi. Yani olaylar böyle gün gün safa değiştirdi. Bir dönem baktık daha büyük kitleler sokaklara döküldü. Dolayısıyla olan biteni çok iyi analiz etmek gerekiyor öncelikle. Yani böyle iyi niyetli sadece kendini ifade etmeye çalışan, kendi beklentilerini, arzularını, ya da endişelerini, korkularını ifade etmek isteyen ve bunu barışçıl yoldan gösterilerle ifade etmek isteyen kitlelerle
illegal şiddete yönelik ve kendi o çirkin emelleri için çalışan örgütleri mutlaka ayrı ayrı düşünüp ayrı ayrı politikalar burada izlemek zorundayız. Şimdi bunun öncelikle dışarıya yansıması tabii son derece olumsuz oldu. Yani Türkiye'nin itibar açısından, Türkiye'nin dış algısı açısından bu olayların çok büyük etkisi var. Yani ciddi bir hasar meydana geldi. Türkiye'nin dış algısında ciddi bir hasar meydana geldi. Ve bu hasarın öyle hemen birkaç ayda geri toparlanacak, düzelecek bir hasar, tahmin edecek bir hasar olduğunu da ben düşünmüyorum. Bu biraz sürecek bunun toparlanması, geri Türkiye'nin o eski iyi algıya ulaşması, dışarısı açısından söylüyorum. Biraz daha vakit alacak. Tabii uluslararası basının belki bir miktar sansasyon motivasyonuyla diyelim. Çünkü hani medyada hani bir şeyler oluyorsa, bir yerlerden duman çıkıyorsa, bir şey oluyorsa o haberdir. Yani siz de çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla o hani haberi bir an önce yapayım hem de sansasyon oluşturacak şekilde nasıl yapayım kaygısı sadece Türkiye'de, uluslararası basında da bu olabiliyor. Ama yani keşke sadece iyi niyetli bir sansasyon motivasyonu olsun. Öbür taraftan belki de daha farklı, hani daha merkezi, daha böyle planlı, programlı, özellikle Türkiye'yi hedefleyen bir çabada olabilir diye kuşkularımız da var. Hani çok bir şey somut biliyor muyuz derseniz henüz dışarıyla alakalı yok. İçeriyle alakalı somut olgular oluşmaya başladı ama dışarıyla alakalı henüz çalışma devam ediyor. Bunların tabii Türkiye'nin algısı üzerinde çok ciddi etkisi oldu ama öte yandan fiiliyatta bizim ekonomimiz üzerindeki etkisine baktığımızda 22 Mayıs'tan itibaren Fed'in politika değişikliğiyle bizdeki gezi olayları, ki o da işte 30-31 Mayıs'ta başladı biliyorsunuz, tam aynı döneme denk geldiği için ilk birkaç hafta bizde ciddi kafa karışıklığı oldu. Yani piyasalarda hareketlenme var, sokaklarda da insanlar var. Demek ki bu olan biten ekonomimizi çok kötü etkiliyor diye böyle bir yanlış algı oluştu. Halbuki bizdeki piyasaların hareketli olduğu aynı günlerde Hindistan'da da hareket vardı, Endonezya'da da hareket vardı, Güney Afrika'da da hareket vardı. Dolayısıyla onları tabii biz belki tabii ekonomi yönetimi olarak gayet iyi biliyorduk ama hani genelde toplum algısında, genel değerlendirmelerde işte gezi sebebiyle ekonomi çok kötüye gitti gibi bir algı oluştu. Bunun biz kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyoruz. Yani Türkiye'nin piyasalarında son 4 aydır eğer dalgalanmalar varsa bunun bir numaralı ve en önemli sebebi bu dışarıda ve tüm gelişmekte olan ülkeleri etkileyen genel tablodur. Ama ikinci sırada belki artı etki olarak bu gezi olaylarını da bir miktar etkilediğini de kabul etmek lazım. Çünkü algı bozulduğu zaman o algının getirdiği yatırımcı kararı, yatırımcı tepkisi bir miktar da oradan etki geldi. Ama onun sınırlı olduğunu, asıl büyük etkinin de dışarıda olup biten, dış piyasalarda olup bitenden olduğunu da unutmamak lazım. Sayın Bakan, yine dış piyasayı ya da Türkiye'nin dıştaki tablosunu etkileyecek bir başka konu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan pazartesi günü önemli bir paket açıklayacak. Paket herkes çok şaşırtacak dedi. Öncelikle bu demokrasi paketi ekonomi ayağıyla ilgili olarak ve tabii Türkiye'nin dıştaki tablosu itibariyle nasıl bir etki yaratacak ve çözüm süreci bölgedeki dengeleri nasıl değiştirdi? Yani 10 aydır işte kan dökülmemesi, ekonomik dengeleri ya da yatırımları bölgede nasıl etkiledi ve bu pakette ne değişti? Evet, şimdi aslında bizim demokratikleşme sürecimiz olsun, tüm bu yargı reformlarımız olsun, bunların Türkiye ekonomisine etkisini bir makro bazda değerlendirmek lazım, uzun vadeli değerlendirmek lazım, bir de daha mikro bazda, bölgesel bazda değerlendirmek lazım. İkisi çünkü ayrı analiz gerektiriyor. Şimdi Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık dönemde nasıl bir ülke olacağı özellikle uzun vadeli bakan ciddi yatırımcılar, büyük yatırımcılar için çok temel bir konu. Yani bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra nasıl bir Türkiye? Ki ben bugünden yatırım hesaplarımı ona göre yapayım. Bugünden Türkiye'ye bağlayacağım parayı, Türkiye'ye yapacağım yatırımın miktarını, niteliğini ona göre ayarlayayım. Bizim 4. yargı reformumuzu tamamlamış olmamız. Şimdi Sayın Başbakanımızın önümüzdeki günlerde yeni bir demokratikleşme paketi açıklayacak oluşumuz. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin uzun vadede demokrasisini çok daha iyileştirmiş, yargı sistemini çok daha iyileştirmiş, temel hak ve özgürlükler konusunda, hukukun üstünlüğü konusunda çok daha yüksek standartlara ulaşmış bir Türkiye söylüyor bize. Yani yönümüz, istikametimiz bu konuda daha yüksek standartlar. Bu son derece önemlidir. Yani ülkenin makro görünümü açısından ve asıl ciddi uzun vadeli yatırımcılar açısından. Ama bütün bunları aslında biz yaparken aynı zamanda kendi vatandaşlarımız için şey yapıyoruz. Ve bütün bu çözüm süreci dediğimizin aslında özü çok basit birkaç tane formül. Bunlar nedir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin,
ülkemiz içinde kendi özgürlüklerini, kendi haklarını doyasıya yaşaması ve etnik kökeni sebebiyle, seçmiş olduğu din, mensup olduğu mezhep sebebiyle herhangi bir ayrımada kesinlikle tabi tutulmaması. Şimdi bu son derece önemli. Yine devletin tüm vatandaşlarını aynı samimiyette kucaklaması. Etnik kökeni ne olursa olsun, dini mezhebi ne olursa olsun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa devletin vatandaşını kucaklaması. Şimdi işin özü bu. Şimdi bunları, bu ana ilkeleri şöyle bir masaya koyup attığımız her adımı da bu ilkelere göre test ederek attığımızda zaten sorun kendiliğinden basamak basamak ortadan kalkıyor. Böyle baktığımızda da şimdi biz terör örgütüne şöyle bir bakalım. İlk kuruluşunda Marksist-Leninist bir örgüt. Sovyetler Birliği'nin çökünce, dünyada komünizm artık gündemden düşünce o Marksist-Leninist çizgiden etnik unsurları istismar eden bir çizgiye doğru kaydı bu örgüt. Daha sonra etnik unsurları istismar edecek zemini de biz kendi hükümetimiz döneminde yavaş yavaş ortadan yok edince artık varlık sebebi de bir bakıma sorgulanmaya başladı. Yani bu örgüt niye var, ne yapmaya çalışıyor diye artık herkes soruyor. Daha çok da bölgede yaşayan vatandaşlarımız soruyor. Dikkat ederseniz bu çözüm sürecine, Türkiye genelindeki destek haritasına en çok destek Güneydoğu Anadolu bölgemizden geliyor, Doğu Anadolu bölgemizden geliyor. Yani bizim Kürt kökenli vatandaşlarımız bu çözüm sürecini aynı zamanda en çok destekleyen insanlarımız. Demek ki bölge başta olmak üzere tüm Türkiye'de bu süreç doğru bir süreç. Yani bir yandan artık varsa bir mücadele gereği, varsa bir hak arama gereği bunun mutlaka siyasi zeminde yapılması, parlamento zemininde mutlaka sürdürülmesi, şiddete asla başvurulmaması. Ama öte yandan da devletin kendi vatandaşları içerisinde, kendi vatandaşları için zaten olması gerekenleri yapması. Burada Avrupa Birliği sürecimiz tabii önemli bir süreç. Çünkü Avrupa Birliği bütün bunlar için bize bir çerçeve oluşturuyor. Bir standartlar silsilesi oluşturuyor. Bir kriterler silsilesi oluşturuyor. Dolayısıyla bugün herhangi bir ülkenin kendisine demokratik cumhuriyet demesi çok kolay. Yani bugün Afrika'da bir sürü ülke kendisine diyor ki ben demokratik cumhuriyetim. Peki sen kendini neye göre demokratik olarak tanımlıyorsun? İşte herkesin kendi tanımı var. Halbuki Türkiye'nin demokratik bir ülke olup olmadığının ya da demokrasinin kalitesinin tanımı biraz da bu Avrupa Birliği kriterlerine göre belirleniyor. Yani bir ölçüt var, bir standart var. Ve o standartlara göre mukayese ettiğinizde biz iyiyiz ya da daha tam arzu ettiğimiz noktaya gelemedik diyebiliyoruz. Dolayısıyla bunun hem Türkiye'nin genel ekonomisi üzerinde hem de bölge ekonomisi üzerinde mutlaka çok çok olumlu etkileri olacaktır. Ve hem bakıyoruz bugünlerde çok sayıda yerli iş adamımız daha çok o bölgeyle artık araştırma içerisine girmiş durumda. Çok ciddi miktarda artık teşvik belgesi alıyor firmalar, yatırım planları var ve Türkiye'nin güneydoğusunda ve doğusunda çok büyük bir potansiyel var. Henüz gerçekleştirilememiş, yararlanılamamış çok büyük bir ekonomik potansiyel var. İnsanıyla, toprağıyla, doğal kaynaklarıyla orası ayrı bir ekonomik dinamizm alanı olacaktır bundan sonraki dönemde. Yeter ki huzur olsun, güvenlik olsun, ileriye doğru insanlar kendilerini daha rahat bir ortamda hissetsin. Sayın Bakan, çok kısaca sormak istiyorum. Süremiz doldu çünkü. Genel sağlık sigortası primlerini zamanında ödemeyenler için bir af söz konusu olacak dendi. Böyle bir af söz konusu olacak. Şimdi bizim ne vergilerle ilgili ne de sosyal güvenlik primleriyle ilgili böyle genelleştirilmiş bir yeniden yapılandırma, bir silmece af gibi böyle bir uygulamamız yok. Ama bazen öyle oluyor ki çok lokal bir konuda zaman içerisinde bazı yanlış uygulamalar görülebiliyor ya da bazı tortular sağda solda birikebiliyor. Bunların temizlenmesi amacıyla da yine küçük uygulamalar bazen olabiliyor. Ama bizim ne vergide ne sosyal güvenlikte bir af, yani borcu olanlara bir af ya da genelleştirilmiş bir yeniden yapılandırma. İşte faizlerini sildim, 3 yıl vade yaptım gibi öyle bir şey önümüzdeki dönemde kesinlikle gündemde değil. Çünkü böyle şeyler yaptığınızda düzgün ödeme yapan vatandaşlarınızı, yükümlülüklerini günü gününe yerine getiren vatandaşlarınızı bir bakıma rencide etmiş oluyorsunuz. Hatta onlara şu mesajı veriyorsunuz, sen de bekle ödeme. Nasıl olsa bir af gelir, o aftan yararlanırsın. Niye gidip ödüyorsun ki gününde borcunu gibi? Çok yanlış bir mesaj vermiş oluyoruz. Biz bunu kendi hükümetimiz döneminde bir iki defa yaptık ama mesela birincisi o 2000-2001 krizinden çok ciddi problemler birikmişti onu temizlemek için. Bir de 2008-2009 o krizin bazı problemleri birikmişti. Onu bir temizlemek için yaptık. Ama onun haricinde de normal dönemlerde böyle işlere kesinlikle girmiyoruz. Ama dediğim gibi lokal, küçük ve
hani mevzuattan ya da uygulamadan doğan bazı haksızlıkların olduğu alanları düzeltici adımlarımız olabiliyor. Buna böyle bakmakta fayda var. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan efendim çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hem ekonomiye dair hem de siyasete dair çok önemli açıklamalar yaptınız. Türkiye yoğun bir döneme girecek. Meclis açıldıktan sonra o yoğun dönemde biz de sizin görüşlerinizi ekranlara getirmeye devam edeceğiz efendim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da konuğumuz. Çok önemli, değerli açıklamalar yaptı. Ayrıntıları sizlere bırakıyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.